Hayırlı akşamlar değerli Ruva TV izleyicileri. Bugün 10 Aralık 2014. Günlerden yine çarşamba. Hayırlı işler programıyla karşınızdayız. Ben program yapımcısı ve sunucusu Ömer Hasan. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 10 Aralık 2014 anlamlı bir gün. Dünya İnsan Hakları Günü. Biz bu akşam Dünya İnsan Hakları Günü'nü konuşacağız. Dünya İnsan Hakları Günü bütün insanları ilgilendiren bir konudur. Çalışanların, ev hanımlarının, öğrencilerin, bütün insanın olduğu her yerde insanı ilgilendiren bir konudur. Bugün İl İnsan Hakları Kurulu'ndan üyelerimiz var. İl İnsan Hakları Kurulu üyeleriyle birlikte insan haklarının ne olduğunu, işleyişin ne olduğunu, kimlerin faydalanabileceği, yaşanan mağduriyeti nasıl giderileceği konusunda bilgiler alacağız İnsan Hakları Kurulu üyelerimizden. Kurul üyelerimizden Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanımız Dilşah Üstürkmen hanımefendi konuğumuz. Hoş geldiniz Dilşah Hanım. Yine Tabipler Odası'ndan İnsan Hakları Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Demirbağ hocamız gelmiş. Hoş geldiniz hocam. Yine kurul üyesi Muhtarlar Dernek Başkanı İbrahim Halil Haktan Kaçmaz. Hoş geldiniz Hoş muhtarım. bulduk. İyi akşamlar. Ben de yine bir kurul üyesi olarak aynı zamanda kurul üyesi görevini de görüyoruz. Kentimizde yaşanan insan hakları ihlallerinin neler olduğunu, işleyişin nasıl olacağını, başvuruların nereye yapacağını ve alınan sonuçların nasıl değerleneceği konusunda kurul üyeleriyle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu akşam biz kurulun önce ne olduğunu konuşacağız. Ardından başvuruların neler olduğunu, insanların burada nasıl faydalanacağını masaya yatıracağız. Ben hemen Dilşah Hanım'a dönmek istiyorum. Kurul kimlerden oluşuyor? İşleyişi nelerdir? Kurulumuz bizim ilimizde 2005 yılında faaliyete geçmiş. Kurulda 20 üyemiz bulunmakta. Tabii kurul sivil toplum kuruluşları temsilcilikleriyle güçlendirilmiş. 15 tanesi sivil toplum kuruluşu temsilcimiz. 2005 yılından beri, 2009 yılından sonra daha aktif çalışmaya başlamış. 2005 yılında bu valimizin başkanlığında işte değerli üyelerimizle birlikte her ay son çarşamba toplanıp ildeki insan hakları ile ilgili kurul toplanıp insan hakları eğer ihlali varsa, dilekçe varsa görüşüp kamu ziyaretlerinde bulunuyoruz. Kamu ziyaretlerinde neler yapılıyor? Nereler tercih ediliyor? Bunun bir takvimi var mıdır? Mesela 3 ayda bir karakol ve nezarethanelere gidiliyor. Her toplantıdan sonra bir kamu kurumu belirlenip kurul üyeleri tarafından o kurula üyelerimiz en az 4-5 kişi olmak üzere ziyaretlerde bulunuyoruz. Oradaki ziyaretlerimizde insanlarla görüşüp insan hakları ihlali hakkında kendi haklarını ihlal edilebilecek bir şey var mı? Veya işte kamu kurum yöneticilerimizle görüşüp onların yapılması gereken düşüncelerini, fikirlerini alıp başbakanlara rapor halinde sunuyoruz. Ben hemen Recep Hocama dönmek istiyorum. Hocam, İnsan Hakları Kurulu olarak kurumlar ziyaret ediliyor. Kurumlardaki insanların ilişkileri, hak ihlallerinin olup olmadığı kontrol ediliyor, araştırılıyor. Bunun yanında bir de kurumda çalışan insanlar vardır. Onlar da insan hakları olduğundan dolayı onlar da İnsan Hakları Kurulu olarak onların da gündemine alınıyor. Onlar da hakların ihlal edilip edilmediği konusunda raporları alınıyor. Bu konuda sizin gözlemleriniz nelerdir? Kurum ziyaretlerinde özellikle karşılaştığınız konular, ihlaller var mıdır? Hem hak bakımından hem de çalışanlar bakımından. Şimdi önceden bildirilen şikayetler varsa kurumlarla ilgili tabii onlar değerlendiriliyor. Onun dışında da şikayeti olan kurumlarda biraz daha ayrıntılı bir değerlendirme süreci izleniyor. Diğer kurumlarla ilgili de o an için kurulda oturumda karar verilip bir ekiple beraber ziyaret ediliyor. Tabii orada öncelik orada hizmet alanların karşılaştığı sıkıntılar nelerdir? Yani bunlar oraya gelen farklı kuruma göre biz öncelikle orada bir gözlemde bulunuyoruz. Yani direkt giderken kurum yetkilileri görüşmekten ziyade veya onlara haber vermekten ziyade orada hizmeti alan kişilerle görüşüyoruz. Yani nasıl gidiyor? Sıkıntılı probleminiz var mı? Her şey yolunda mı?
zamanında halledildi mi? Size söylenen vakitte burada randevunuzda biz aksaklık olup olmadığını, memnuniyet düzeyleri nedir? Onlarla konuşuyoruz. Bir otokontrol sistemi gibi vatandaşın hizmet alımındaki sıkıntılarını, yani herhangi bir sıkıntı, sınırlama yok burada değil mi? Yok. Yani vatandaşın o kurumda alması gereken hizmetleri normal standartlarda alabiliyor mu? Bir aksaklık var mı? Kendilerinin gözüyle görebildikleri, bizim orada gözlemlediğimiz bir sıkıntı var mı? Ortamın fiziki şartları yeterli mi? Personel anlamında yeteri kadar personele sahip mi? Diğer ihtiyaçların karşılanması noktasında o kurumun imkanları nasıl, onu gözden geçiriyoruz. Daha sonraki süreçte de tabii son aşamasında da kurum çalışanları ve kurum yetkilileriyle bir görüşmemiz olup sonraki oradaki izlenimleri bir değerlendirme tutanağı olarak bir sonraki toplantımızda üyelerimize paylaşıyoruz. O tutanak nerelere gidiyor? Kurula mı gidiyor? Kurulun başında bulunan valiye mi? Nereye gidiyor o tutanak? O tutanak öncelikle oradaki katılanların imzasıyla beraber kurul başkanı olarak vali, ilgili vali yardımcısının kontrol altında, onun gözetimi doğrultusunda ilgili yerlere gerekli düzey, yani gerekli o resmi prosedürler takip edilerek iletiliyor. Tabii bizim o kurumla ilgili çalışanların da tabii onlarla görüştüğümüzde onların yaşadığı sıkıntılarla sonuçta onlar da hizmet veriyorlar. Evet. Onlar da bir nevi bu hizmeti sunarken onların kendi ihtiyaçları veya yaşadığı problemler noktasında veya kurumun kendisine bazı şikayetleri varsa onları da dikkate alıyoruz. Onlar da gerektiği zaman raporlara ilave edilip onlar da toplu olarak yukarıda iletiliyor. Kurum olarak, ya yani kurul olarak da gezerken karşılaştığınız böyle çok enteresan denilecek insan haklarıyla karşılaştığınız, ihlallerle karşılaştığınız oldu mu? Özellikle sağlıkçısınız, üniversitede de sağlık alanında profesörsünüz, kurumunuz da olabilir veya dışarıdan başka bir kurumla olabilir. Farklı bir karşılaşma oldu mu? Hani böyle çok enteresan bir durumla karşılaştınız mı? Yani şu anki çok öyle bariz benim dikkatimi çeken katıldığım hepsine, çok hepsine katılamadım. Yani gittiğimiz bir polis karakol merkezlerine gittik. Oralarda bazı eksiklerin, özellikle fiziki yapı eksiklerin olduğunu, oradaki bekletim müşahede odalarının fiziki şartlarının yetersiz olduğunu gördük ama çok da bariz böyle çok kötü değildi. Yine cezaevine gidip mesela oradaki mahkumların kaldıkları yerlere baktık, onların şartlarını gözlemledik. Yani fiziki şartları olarak oradaki sunulan imkanların çok böyle beklediğimizden daha kötü olmadığını söyleyebilirim. Yani biraz tamam, yerine göre bazı koğuşlar çok kalabalıktı. Bazılarında diyelim ranzalar, yatak sayıları yetersizdi. Evet. Fiziki alan anlamında o mekan olarak bazı sıkıntılar vardı. Onun dışında diğer şartlar noktasında benim öyle gözlemlediğim bariz böyle dikkatimi çeken bir şey olmadı. Türkiye'nin çok geliştiğine bir örnek olarak bunu söyleyebiliriz. Muhtarıma dönmek istiyorum. Sayın Halktan Kaçmaz, siz uzun dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz. İnsan Hakları Kurulu da işte 2005 yılından beri faaliyette. İnsan hakları olarak geçmişten bugün değerlendirilirse hangi konumdayız? Yani geçmişe bakıp bugüne bakarsak çok çok iyi konumlardayız. Yani eskiden İşte bir işkence vardı, şimdi kimse var diyemez. Hocam sağlıkçı, daha önceden hastanelerde ilaç kuyrukları, doktor kuyrukları vardı. Şimdi gidip istediğimiz yerden ilacımızı alıyor, istediğimiz doktor seçme hakkımız var. Yani bugünkü sosyal haklarla bugünkü haklar bir değil. İnsan hakları olarak biz birçok kuruma gidiyoruz. Hocam gidiyor, işte Dilşah Hanım, ekip. O alanla ilgili kurul oluşturuyoruz. Yani mesela bu karakolla ilgili gidilecekse özellikle bir hukukçu yanımıza alıyoruz. Evet. Yani şu andaki hocamın dediği nezaret olayları, zaten kamerası olmayan, ısıtması olmayan, soğutması olmayan, havalandırması olmayan hiçbir nezaret hani hiçbir şekilde tutuklu almıyorlar. Yani geçmişten bugüne tabii ki çok çok ilerideyiz. Ben Dilşah Hanım'a başa dönmek istiyorum. Dilşah Hanım, İnsan Hakları 1948 Birleşmiş Milletler kararıyla yayınlanan bir deklarasyonla evet. Dünya 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor.
Tabii biz insan hakları derken sadece Şanlıurfa'da yaşanan insan haklarından ötürü Türkiye'de ve komşumuzda yaşanan insan haklarının ihlalleri de var. Evet. İnsanlar çok anlamsız bir şekilde öldürülüyorlar. Ama bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları savunucuların ortada olmadığını görüyoruz. Bu bir garabet değil midir? Evet, siz de söylediniz. 1948'de insan hakları beyannamesiyle Türkiye'de bunları ilk imzalayan ülkelerden bir tanesidir. İnsan hakları diyoruz. İşte insanın hakkı doğuştan verilen bir hak. Ne zaman eşit ve adaletin olmadığı yerlerde, işte komşumuzda çok güzel bir örnek verdiniz. İnsanlarda şikayet, isyan ve savaş meydana geliyor. İnsanlar kendi haklarının bilincine vardığı zaman, istediği zaman bu tür sorunlar meydana geliyor. Tabii ki bunun olması gerekiyor. İnsana doğuştan verilen haklarımız var. Kişisel haklarımız var. İşte birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak diye haklarımızın kuşaklarını tanımlarsak ilk başta kişisel haklarımız var. Bu kişisel haklarımızda işte eğitim hakkından tutun, işte düşünme hakkından ilk başta varlığımızda, yani yaşama, insan olmamızdan dolayı verilen bize üstün, vazgeçilmez ahlaki değerlerimiz bulunuyor. Suriye'de yaşanan olaylarda evet insan hakları diyoruz, konuşmamız gereken günlerde, özellikle biliyorsunuz 10 Aralık ve 17 Aralık bu hafta, evet, insanlara insan haklarını anlatıp yasalarda bulunan haklarımız var. Ama yasalarla birlikte ülkemizde bu yasaları uygulayan karar mekanizmaları da oluşturuluyor. 2012 yılında resmi gazetede yayınlanan işte İnsan Hakları Kurumu oluşturuldu. Henüz daha işlevsel olarak belki kurum olarak çalışmaya başlamadı. Biz zaten kurul olarak bütün valiliklerde 81 il, 850 ilçe kaymakamlığında insan hakları kurulları bulunuyor. Bununla birlikte işte bu hafta bütün insani duygularımızı, insani haklarımızı dile getirmemiz gerekiyor. Önemli, vurgulamamız gerektiği inancındayım. Ciddi insan haklarının yaşanmadığı bir ülke dinliyoruz. Evet. Bir de bayan olmanın dezavantajları vardır. Hani avantajları çok ama toplum olarak dezavantaja çeviren hareketler de olmuyor değil. Evet. Bir bayan olarak, bayan kadın insan hakları ihlalleri konusunda Türkiye'de gelinen süreçte neredeyiz dünyayla komşularımızla kıyaslandığında? Tabii insan hakları diyoruz. İnsan hakları derken işte erkek, kadın ve çocukları kapsayan bir, evet, hak. Sizin de söylediğiniz gibi ülkemizde hani kadın derken acaba hani avantajlı mıyız, dezavantajlı mıyız, bu tartışılıyor. Dezavantajları biz artık avantaja dönüştürüyoruz. Geçmişten bu yana baktığımız zaman pozitif ayrımcılıkla birlikte kadınlar da artık hani bazı haklarını bilincinde ve savunma şeyinde. Gerçi 2010 anayasa referandumunda kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık anayasaya girdi ama uygulamada bu fark edilebiliyor mu? Her noktada değil. Dediğiniz gibi evet böyle bir şey var. Pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor ama kadın olmanın verdiği sorumluluklar, yükümlülükler çok fazla. Tek kanatla uçulmaz diyoruz her zaman. O yüzden toplumun gelişmesini istiyorsak insani değerleri, yani tüm insanları işte, evet, cinsiyet ayırmaksızın bütün hakları vermemiz gerekir. Kadınlar şu anda Urfa'da, kendi ilimiz için söyleyeyim, daha bilinçli, hakları hakkında daha bilinçlendiler ve isteklerde bulunuyorlar. Şu an Urfa'da eğer seçimlerde, karar mekanizmalarında kadınlarımız varsa bu olumlu yönde geliştiğini gösterir. Hocam ben size dönmek istiyorum. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle
İnsan Hakları Kurulu bazı çalışmalar, hazırlıklar yaptı. Onlardan birkaçını anlatmak istiyorum. Resim, şiir ve kompozisyon yarışması yapıldı okullarda. Bugün de birinci olanlara ödüller verildi valilikte. Resim dalında Mert Yaprak, İpek Yolu Ortaokulu 6. sınıftan birinci olarak seçildi. İkincisi Elif Yağmur Kızılgöz, Türk Telekom Ortaokulu'ndan. Üçüncü Medine Çağlayan, Türk Telekom Ortaokulu'ndan yine. Şiir dalından Nazlı Berivan Polat, Türk Telekom Ortaokulu. İkincisi Betül Karacan, Fevzi Çakmak Ortaokulu. Üçüncüsü Şeyma Doş, İpek Yolu Ortaokulu'ndan. Yine kompozisyon yarışmasında birincisi Kübra Uysal, Yahya Kemal Bayat Anadolu Lisesi, Kübra Durmuş, Orhan Gazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Furkan Balaban, Urfa Anadolu Lisesi. İnsan Hakları Kurulu olarak özellikle genç beyinlere yönelik bir çalışma. Bu çalışma neyi ifade ediyor? Bu geçen yılda olduğu gibi bu yılda, yani daha önceki yıllarda düzenlenen bir aktivite. Bunun belki daha da içeriğinde genişletilerek daha çok katılımla yapılmış olması daha uygun, amacına ulaştırılması açısından hedefe daha uygun olacaktır. Tabii burada özellikle ilkokul seviyesindeki çocuklara bu insan haklarıyla ilgili bir takım şeylerin hatırlatılması, ilerideki yaşamları boyunca onlara bir takım bu dönemde edinecekleri bilgiler unutmayacağı izler bırakacaktır onların üzerinde. Yani en azından kendi haklarıyla ilgili, böyle insanın haklarıyla ilgili bir takım aktivitelerin aracılığıyla bunların neler olduğunun bu dönemde bu bilinci verilmiş olması yani önemsenecek bir aktivite. Umarım bu daha da geliştirilir, daha farklı şekilde, daha çok katılımla bu yapılır. Tabii burada nişanım da belirtti, insan hakları ne zaman elde ediyor? Ben biraz daha ileri götürüyorum. Bunun insanın şöyle, anne karnına düştüğü anda itibaren, canlılığını kazandığı anda itibaren bu hakları elde etmiş oluyor. Yani bizim o dönemden sonraki süreçte kişinin ırkı, dili, cinsi, doğduğu yer, fiziki şartları bunu değiştirmiyor. Bu hakkı elde etmiş oluyor. Hiç kimse, yani daha sonraki süreçte bu haklar benim elde edeceğim diğerlerine farklı olarak algılayacağı bir hak değil. Herkes bir üstünlük olarak kabul edilmemesi gerekiyor. Evet, evet. Herkesin bu canlılık sağlandıktan sonraki süreçte kazanmış olduğu bir hak. Tabii bu hakkın bugün niye sadece anılıyor? Sadece bir 10 Aralık'ta niye gündeme getiriliyor? Evet. Şimdi bunun daha önceki sürece bakmış olduğumuzda insanların toplu yaşadığı süreç içerisinde bir takım dönem dönem mağduriyetler söz konusu olmuş. Birileri diğerlerinin bir takım haklarının önünde olacak şekilde etkinliklerde bulunmuşlar. Bununla ilgili o herkesin bu hakkı sağlamak doğrultusunda bir arayış içerisinde, arayış sonrası bugünlere gelinmiş. Ama bakılmış ki özellikle insanların bireysel bazlı bir takım çabalarının bunu sonuç getirmeyeceğine hareketle bunun devletler bünyesinde ele alınıp devletlerin kendi siyasal güçlerini de kullanarak bu hakların dünya genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler nezdinde bu bir deklarasyonla bütün ülkeler tarafından ortak olarak kabul edilmiş. Mesela bu içinde bulduğumuz şartlarda da bu daha bir farklı anlam ifade ediyor. Evet. Çünkü özellikle yaşanan olaylara bakıyoruz. Mesela Suriyeli vatandaşlara yönelik en son Birleşmiş Milletler'in diyelim orası nakit yardımı ile ilgili sağlayamadığı gerekçesiyle durdurulmuş olması bile ne kadar büyük bir ihlalin bu kadar, yani böyle bir Birleşmiş Milletler Deklarasyonu'nun ilan edildiği yıl dönüm gününde böyle bir olay gerçekleşmiş olması, yani içinde bulunduğumuz şartlarda yani bunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini, çünkü oradaki içeriğindeki maddelere bakıyoruz, iş maddelerin şu anki uygulamayla birebir örtüşmediğini, eğer oradaki uygulamalar gerçek hayata geçirilmiş olsa bu kadar mağduriyetler, bu kadar savaş sonrası ve yaşanan ya insanların özellikle çocuk yaşta kadınların bu kadar mağduriyeti söz konusu olmazdı diye düşünüyorum. Yani insan hakları, Birleşmiş Milletler insan hakları ile ilgili aldığı 1948 kararının yeniden gözden geçirmesini gerektiğini düşünüyorsunuz. Tabii kendisi bu kararla çelişiyor şu anda. Evet. Yani o anki karara bakıyorsun, gayet insani şartlar altında belirtmişler. Yani şu anki uygulamasına bakıyorsun, o zaman onu söyleyen kendileri değilmiş gibi uygulamada farklılıklar var. Yani bu da diyelim
farklı bir şekilde bu yeni olan bir süreçte değil, önümüzdeki ta diyelim Bosna Savaşı'nın orada yaşanan olaylarda bile insanlarda bir takım ırkında, dilinde, inançlarından dolayı ayrımcılık gözetilerek farklı şekildeki mağduriyetlerine göz yumuldu. Yani bunun böyle bir insanlık hakları bildirgesinde böyle bir şey yok. Herkese eşit muamele. Herkesin bulunduğu ülkesinde, farklı ülkede bile olsa orada eşit şartlarda o hakları elde etmesi gerekiyordu. O zaman biz de hemen şunu diyebiliriz. Bu akan kan ve gözyaşının çıkan yasalarla alakalı değil, uygulamadaki sorunlardan kaynaklandığını söyleyebiliriz bu anlamda. Hocam, çocuklara yine dönmek istiyorum. Şu anda savaşın çocukları yan başımızda çok harap bir şekilde çocuk psikolojisinin hani biz şimdi resim kompozisyon yarışmasıyla onların bilinçaltına insan haklarını yerleştirmeye çalışırken ama bizim hemen yanı başımızda çocukların psikolojisinin çok harap edildiğini düşünüyorum. Siz sağlıkçı olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu dönemdeki etkileri belki şu anda gözlemlemek daha erken ama ileri dönemlerde bu savaşın yapmış olduğu çocuklar üzerinde yıkımı daha net gözükecektir. Yani o dönemin boşluğun telafi edilmesi için bu dönemde yapılacak işlemler çok fazla. Yani bunların bulunduğu ortamlarda özellikle psikiyatrist veya psikolog desteği adı altında rehabilit edilmesi gerekiyor. Yaşanan olayları çocuklar gözlemliyorlar. Çok iyi, yani böyle dışarıdan kendi iş dünyasında bunları kayıt ediyorlar. Ama buradaki olumsuzluklar ileriki dönemlerde kendilerinde nasıl bir olumsuzluk olarak yansır, bunu zaman gösterecektir. Ama şurası bir gerçek ki bu olumsuzluklardan çok ciddi derecede erişkinlerden daha fazla bir etkilenme olduğu muhakkak. Yani. Türkiye'de çok ciddi rakamda Suriyeli bulunuyor. Ben onlara hani çocuk çocuktan etkilenir niyetinde aynı şehirde yaşıyoruz. Ve kent merkezinde çok sayıda Suriyeli var. Suriyeli misafirlerimiz var. Suriyeli misafirlerimize yönelik bu bahsettiğiniz ileride ortaya çıkacak boşluğu Türkiye olarak biz onları önlemini alabiliyor muyuz? Şu anda gördüğünüz tablo neyi ifade ediyor? Şimdi şu anda özellikle çadır kentlerde bu anlamda sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli hizmetler veriliyor. Hani ne düzeyde, ne kadar veriliyor o konuda tam böyle detaylı bir bilgi şu anda sunamıyorum. Ama onların en azından kendi dillerinde eğitimden alabileceği şekilde bir ortam sunuluyor. Yaşadığı sıkıntılara destek olacak şekilde sosyal hizmet uzmanları desteği aldığı altında onlara bir takım destekler, eğitimler veriliyor, rehabilitasyon işlemleri yapılıyor. Ama bunlar ne kadar, ne düzeyde yeterli? Yine çadır kenttekiler bir nebze olsun bununla yeterli denilebilir ama diğer dışarıda kalanlar için veya bundan daha kötüsü Suriye'de olup orada kalan mağdur olan çocuklar için ne yapılıyor? Onların durumu daha kötü. Çünkü bizim bildiğimiz normalde savaşta savaşanlarla savaşılır. Evet. Yani ihtiyarlar, çocuklar, savaştan yaralanlar veya savaş sonrası diyelim orada tam pes edenler, kabul edenler, yeni herhangi bir şey onlara yönelik böyle bir yaptırım, onları güç bırakacak bir şekilde bir davranışta bulunulmaz, dokunulmaz onların can ve malları her türlü şeyleri emniyet altında olması gerekir. Ama şu anki süreçte bakıyoruz hiç bunların yapılmadı. Yani burada biz insan hakları ihlalinden çok, savaş hakları ihlalinden çok bir vahşetin, bir insanlık dramının yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii öyle burada hiç ayrım yapılmıyor. Atılan bombalarda her tarafta, orada masumlar da, çocuklar da, kadınlar da, ihtiyarlar da, hastalar da, onlar da hayatlarını kaybediyorlar. Direkt orada buna neden olan kişiler, savaşanlara yönelik böyle bir mücadele gerçekleştirilmiyor. Bunu görüyoruz. Evet. Sayın Haktan Kaşmaz, size dönüyorum. İnsan Hakları Kurulu üyesi olarak uzun süredir kurulda bulunuyorsunuz. Kurulun kurumsallaşması gündeme geldi. Şu anda yaşanan insan hakları ihlalleri bir şekilde kurumların kendi iletişimlerinin o ihlalin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılıyor. Ve size de bildirilen bazı şeyler vardır, ihlaller vardır. Size bildirilen ihlalleri ne yapıyorsunuz? Bir yerde bir ihlal yaşandı. Sizin tavrınız, çalışmanız ne yönde oluyor? Yani il insan haklarının Şanlıurfa'da Türkiye'de çok tanıldığını zannetmiyorum. Yani onu aslında öncelikle bir
kamu spotlarıyla, işte billboardlara çıkarak insanlara bu böyle de bir kurumun varlığından olduğundan bilgilendirmek lazım. Tabii ki bize 2009'dan beri herhalde bir 54-55 tane müracaat var. O müracaatların tamamı zaten kurulun yükümlülüğünde olan şeyler değil. Adam bir köyde baskı görmüş, onu da bize bildirmiş. Savcılıkla ilgili olduğu için onu ilgili kurumlara aktarıyoruz direkt. Hı. Hocamın da anlattığı gibi işte soruna olan insanların kurumlarına gidiyoruz o kurulla beraber. Heyet olarak gidiyor zaten. Heyetin tamamı oradaki insanlarla, yani orayı oradaki memurdan, müdürden değil, orada işte hizmet alan insanlarla görüşür. Onların sorunlarını rapor halinde bir üst kurulu olan Sayın Valimize, Valimiz de direkt Başbakanlığa bildiriyor zaten. Sıkıntılar bize çok yansımıyor, onu söyleyeyim ben. Yani biz gidiyoruz ya, bir iki ayda, üç ayda bir konu geliyor, gelmiyor. Aslında konuların daha çok bize intikal etmesi adına biz şehir merkezlerinde dilek kutuları, insan hakları ile kutular kurulmuş değil mi? Evet, evet. O kutular var, onlara müracaat edebilir insanlar. Aslında o konuda insanları biraz bilgilendirmek, bilinçlendirmek lazım. Yani biraz önce Suriye ile ilgili aslında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti 5 milyar dolar o dediğimiz insanlara para harcamış. Evet. O bizim emperyalist güçler dediğimiz ağa babalar 200 milyon dolar para göndermişler. Yani en bariz insan hakları ihlalleri, yani Birleşmiş Milletler'in bizzat başına bulunan ülkelerden yaşanıyor bu rakamlar. Evet, yani gerçekten de o çocuklar belki bugün çok yansıması bize yok ama önümüzdeki süreçte büyük bir tehlike. Onları bizim eğitmemiz lazım. Onları bilgilendirmek, bilinçlendirmek, kendi kültürümüzü en azından onları aşılamak adına onları bir şekilde eğitmemiz lazım. Dişe Hanım, ben size dönüyorum. İnsan haklarıyla ilgili olarak bir ihlal yaşandı. O vatandaş size nasıl ulaşacak? Evet. Sizin kurul nerede oluyor ve diğer kurul iletişim araçlarınız nelerdir? Diyelim ki insan kendi hakkımız ihlal edildi veya buna bir tanık olduk. Başka bir insanın da hakkına ihlal olduğuna tanık olduk. Onu direkt valilik veya ilçelerdeyse başkanlığa, orada insan hakları danışma birimimiz var. Oraya gidiyor. Orada gerekli dilekçeyle başvuruyor veya işte bu valilik ve kaymakamlık bünyesinde mi oluyor? Evet. Aynı binada mı oluyor? Aynı binada. Evet. Bizim mesela valilikte hukuk işleri kısmında insan hakları birimimiz bulunuyor. Oradaki kişilere gidip dilekçeyle başvuruda bulunuyorlar. Bunun yanında diyelim ki valiliğe gidemedi, insan hakları kutularımız bulunuyor. İşte muhtar beyimizin de söylediği gibi defterdarlıkta, tapu kadastroda, vergi dairesinde, valilikte ve belediyede olmak üzere. Diyelim benim hakkımın ihlal edildiğine inanıyorum. Orada oradaki kutulara da dilekçeyle başvurabiliyoruz. Başvurduktan sonra kurul değerlendiriyor. İşte Cumhuriyet Savcılığına veya gerekli idari birimlere gönderiliyor. Onların sonuçları işte Başbakanlığa direkt bildiriliyor. İhlali olan vatandaş size başvuru yaptıktan sonraki süreç geri dönüşü nasıl oluyor? Yani geri dönüşüm yapabiliyor musunuz o vatandaşa? Tabii. Cevap veriliyor kendisine. Bunun belli bir süre var. İşte mesela Cumhuriyet Savcılığına gidiyor veya adliyeye bildiriliyor o hak ihlaliyle ilgili dilekçesi. O konudaki şeyden sonra cevabını biz gerekli olan kişiye bildiriyoruz cevap olarak. Cevap olarak evet. Bildiriyorsunuz. Şu andaki bu yıl içerisinde size gelen başvurular nelerdir? Örnek verebilir misiniz? Ya da geçmişten bir başvuruya nasıl bir çalışma, nasıl bir yol izlediğiniz konusunda? Evet, 2009 yılından beri işte benim bildiğim 57 başvuru olmuş. Hatta şurada istatiksel bilgiler var, biraz paylaşmak isterim. Tabii, sizin buyurun. De kurulumuzun kendi aldığı bilgiler. Başvuru sayılarına baktığımız zaman aslında çok fazla, mesela 2013 yılında 5 tane,
2000 toplamda diğer kurumlar ve hak ihlali olarak baktığımız zaman kurumlar şikayet bazında 31, hak ihlalinden 10 tane dilekçe gelmiş. Olumlu sonuçlandırılan başvurularımız 35. 57'den 35, evet, olumlu 35 sonuçlanmış. Olumlu sonuçlanmış. Kısmen olumlu sonuçlandırılan başvurularımız 5. Olumsuz sonuçlandırılan başvurularımız da 1 tane olarak istatistiksel olarak verilmiş. Aslında kurul çok iyi işlev yapıyor ama evet, muhtarımın dediği gibi biraz tanınma veya iletişim konusunda mı bir eksikliği var? Evet. Neden insanlar daha çok başvuruda bulunmuyor? Yani Türkiye'de çok insan hakları ihlali mi yaşanmıyor ya da kurula mı çok ulaşılmıyor? Aslında yaşanıyor. Belki de kişilerin birazcık hani bu konuda bilinçlendirilmeyip başvurmasında hareketlenmesi gerekir. Normalde kurul olarak eğitim de yapılıyor. İnsan hakları eğitimleri de veriliyor. Liseden tutun, işte paneller düzenleniyor. Evet. Ama belki halkımızın bilinçlendirilmesi için kamu spotlarıyla insan hakları kurulunun olduğunu, bu yerli kurula başvurabileceklerini hatırlatmak gerekir. Belki insanımızı da burada sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Kurul var ama çalışıyor ve çok da güzel çalışıyor. Yani artık sistem de oturmuş. Hatta kurul artık kurumlaşmış. Biraz insanlarımızın da bu konuda bilinçlenip hani haklarını istemesi gerekir. Yani haklarını istemek için size başvurmaları yeterli oluyor. Tabii ki. Hocam ben tekrar size dönüyorum. İnsan hakları diyoruz. Biraz da sizin alanınıza girmek istiyorum. Hasta hakları diye bir tabir vardır. Şu anda hasta hakları durumu nedir? Sizin çalışmalarınızda nereleri kapsıyor hasta hakları? Bu kuruluna gelen başvurulara baktığımızda çok fazla böyle hasta haklarıyla ilgili onlar yaşanan problemler çok aktarılmadır ben kendim görüyorum. Biraz da hasta hakları bakanlığın kurumu içerisinde, bakanlık kurumu içerisinde giderilmeye çalışıyor. Yani hasta hakları bakanlık kurumu içerisinde kurulduğu için belki de çok insan hakları kısmına yansımıyor ama siz işin içinde olduğunuz için daha çok iyi biliyorsunuz. Neler yaşanıyor insan hakları, hasta hakları olarak neler yaşanıyor? Hastalar artık o kadar çok şikayet edecek merciler var ki belki bizim insan hakları kurumumuza yetişmiyor. Onlar da biz orada hallederiz. Ya kendileri ilk başta halletmeye çalışıyorlar. İstenmediğimiz olay tabii bu. Evet. Yani bu böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Yani normal usul nedir? İlgili kurumun amiri olabilir. Şu anda sağlıkla ilgili yaşanan sıkıntıları çok sayıda Sabim'de, BİMER'den tutun, diğer kadar çok sayıda merkeze şikayetlerini rahat iletebiliyorlar. Ama başka yoldan derken hocam burada doktorların hakları da ortaya çıkıyor. Orada doktorların da onları da söylemeniz lazım bence. Yani şimdi şöyle, şu anda gelinen geç haklar çok sayıda duyarlılık var. Sağlık Bakanı nezdinde de var, hükümet nezdinde de var. Bütün şikayetler dikkate alınıyor. Hatta hekimler artık korkar hale geldiler kendi işlerini, evet, yaparken bile. Yani bize nasıl, hangi konuda tekrar geri dönüşüm, olumsuz geri dönüşüm olacak diye. Yani gereksiz mesela isimsiz dilekçeler, başvurular oluyor. Geri dönüşüm yapılmaya şekilde irtibat, iletişim bilgilerini vermiyorlar. Bunlar bile işleme konuluyor. Yani bari bir süzgeçten geçirilsin. Yani her olur olmaz şikayet için orada sağlık çalışanının böyle mağduriyetine sebep olacak şekilde işleme tabi tutulmaması gerekiyor. Ama yine bunlarda düzelmeler sağlandı. Bir kısım artık gelen dilekçelerin hepsi olduğu gibi yansıtılmıyor ama halen istenen düzeyde değil. Çok sayıda şikayet var. Tabii de artık vatandaşımızda şu algı oluştu. Yani her türlü konuda belki diyelim orada da çalışan bir hekimin ihtiyacı vardır. Mesela diyelim bir lavabo ihtiyacı vardır. Geldi yerinde bulamadı diye oradaki hekim hakkında şikayetçi olması da çok doğru değil. Sonuçta o da bir insan. Onun da bir takım ihtiyaçları var. Yani hekim diyelim geri geliyor. Gecenin farklı nöbeti oluyor. Sabaha kadar belki mücadele yapmıştır. Uykusuz kalmıştır. Hastasıyla uğraşmıştır. Sabah biraz geç gelmiştir. Buna tolerans gösterilmesi gerekir. O da ister ki yani ben vaktinde gelmek hasta mağdur olmasın yaklaşımını gösteriyordur ama onun da sabaha kadar yorulduğunu düşünülürse onun da dinlenmeye hakkı var. Şimdi en son artık Sağlık Bakanlığı da bu konuda hastalara tanınan haklardan dolayı artık kurumlardaki hasta hakları birimini hasta iletişim birimi olarak değiştirildi. İsimler de değiştiriliyor.
Yani gelinen süreçte artık yavaş yavaş hekim hakları da ortaya çıkıyor. Yani hasta hakları... Ben tekrar onu almak istiyorum. Hasta hakları iletişim olarak nasıl değişti? Bunu ben tekrar almak istiyorum. Çünkü ekran başında bizi izleyenler benim hasta haklarım var deyip hala aynı şeyi sürdürmeleri mi gerekiyor? Yoksa başka bir kavram olarak, başka bir iletişim aracı olarak mı başvuracaklar? O kavramı tekrar ben almak istiyorum. Hasta hakları hasta iletişim birimlerine dönüştürüldü. Yani hastanelerde, bütün hastanelerde var. En kolay ulaşabilecek fiziki mekanlar içerisinde oluşturuluyor bu birim. Bu birimle ilgili de oldukça yani her konuda, rahatsızlık duyulan her konuda gidilip oraya müracaat edilebiliyor. Yani orada çözüme ulaştırılanlar olabiliyor. Orada da ulaştırılamayanlar daha diğer üst kurula havale edip oradan gerekli değerlendirmeler yapılıp kişilerin problemi çözümlenip kendilerine tekrar geri dönüşü yapılıyor. Bu kurumla ilgili yani o kadar çok başvuru oldu ki artık bundan sonraki süreçte yani verilen haklar görev hekimlerin görevini aksatacak boyuta vardığı için artık bunun da bir nebze olsun yavaş yavaş bir sınırı olması gerekir. Bunun yerine hasta hakları, hasta iletişim yani biraz daha kulağa çağrışım noktasında da iletişim derken arada bir var olan problem değil de yaşanan sıkıntılara bir karşılıklı olarak bir anlaşma. Yani biraz önce bahsettiğiniz işte hekimin de bir hakkı oldu onu bir dışarıya çıkma veya işte yerinden kalkma veya başka bir şekilde kendisini ifade edebilmesi gerekirken ifade edememesinden dolayı yaşadığı bir mağduriyeti hasta hakları kurumu olarak değil de iletişim olarak bu hekimlerin de aslında bir nevi hakkını vermeye çalışıyor tabii diye yani düşünüyorum. Şimdi orada gelip hekime bunu kendisi ifade etme imkanı tanımadan şikayet zaten ilgili birimi iletilmiş oluyor. Yani tamam. Hasta hekim gelse belki durumu izah edecek. O kişi de diyecek ki tamam doğru yani şikayet etmem doğru değil. Kendisi belki geri adım atacak ama ona bile fırsat tanımadan hemen o anda işi oldu olma. Gördü hekim orada var işini halletti, halledemediği zaman hemen ilgili yere şikayette bulunuyor. Tabii orası da iletişim olunca en azından o hekimle irtibata geçiyor. Problem nedir? Böyle bir problemin aslında hekimin orada olduğunu, kendi ihtiyacı doğrultusunda böyle bir kısa süreli için orada bulunmadığını izah edip orta yolu bulmaya çalışıyor. Yani çok ciddi bir aşama kaydettiğimiz burada ortaya çıkıyor. Bir zamanlar işte insanların çok da kale alınmadığı, ileriki çok biraz geri tarihe gittiğimiz zaman insanların kale alınmadığı bir dönemden bugün yaşanan iletişim bozukluğunun bile bir şikayet olarak algılanması ve üst birimlerin bunu da inceleyerek, araştırarak, soruşturarak tekrar geri dönüş yapması aslında geldiğimiz noktadan çok çok yüksek bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Ciddi bir aşama kaydettiğimizi gösteriyor. Uygulamada ciddi bir aşama kaydettiğimizi gösteriyor. Umarız ki bu bozulmaz. Yok şimdi şöyle, bu kadar sağlığın hizmetinin vatandaşa kolay ulaştırılabildiği, daha ucuza mal edildiği çok az ülke. Yani biz bu açıdan çok şanslıyız Türkiye olarak. Yani hastalar çok şanslı daha doğrusu. Hizmet anlamında diyelim hangi acil birimine başvuruyor da şikayeti değerlendirilip o gün sonucu ulaştırılmıyor. Yani her türlü tetkik o gün yapılıp hemen sonlandırılıyor yani. Bunu başka yerlerde bu kadar hızlı, bu kadar çabuk bu imkanı bulmak çok zor. Mümkün değil. Sen hekim ulaşıncaya kadar 1-2 saat bekliyorsun. Bir tetkik yapılması istendiği zaman orada geri geldi, günlerce bekliyorsun. Ama bizde bunun kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Yani bu hizmet bu kadar sunuluyor, rahat veriliyor, ucuza mal edildi diye bunun da ayaklar altına alacak şekilde aşağı düşürmemesi gerekiyor bu hizmetinde. Yani bunun değerini bilmemiz, evet. Bu nimetten faydalanmamız gerekiyor. Bunu çok böyle hırpalamamak gerektiğini ifade ediyor. Yani muhtarım ben buyurun hem hocam. Hem teknik olarak, donanım olarak yani bütün aşağı yukarı yapılması gereken tetkikler en üst düzey cihazlarla yapılıyor. İmkanlar, o imkan mevcut. Tedavi olarak bu imkan sağlanıyor. Bu ilaç olarak her türlü bu kadar bol ilacı başka yerde bulmak da zor. Kutuyla arıyoruz. Başka yerlerde belki hastanın kullanacağı kadar kutu içerisinde ilaçlar yani Avrupa'da çıkartılıp Avrupa'da taneyle satılıyor. Taneyle işte. Satılırken bizde tabletle daha taneyle rahat satılıyor. Muhtarım ben size dönmek istiyorum. Siz aynı zamanda bir mahallenin temsilcisisiniz ve Muhtarlar Derneği Dernek Başkanı olarak da
Urfa'nın neredeyse yarısını temsil ediyorsunuz. Sizin gördüğünüz, yaşadığınız, üyelerinizin yaşadığı sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntıları siz İnsan Hakları Kurulu'na iletiyor musunuz? Onlara bu anlamda bir tanıtma çalışması içerisine girdiniz mi? Zaten muhtarları insanlar şikayet kurumu gibi görmeye başladı. Halbuki muhtarlar sorunları ilgili makamlara taşıyan insanlar. Ama aynı zamanda şikayetler size çok geliyor. Yani anlamda. Bize geldiği için biz de hakimiz, vekil, işte siyasetçi, bürokrat geldiği zaman hemen sorunlarla sohbete başlıyoruz. İşte okulda şu eğitimde şu eksiğimiz var, işte kanalizasyonumuz patlamış. Bir şekilde hep sorun. Dolayısıyla herhalde kurulu en çok sorun götüren üyelerden biri benim. Çözüm noktasında aslında bizim biraz da duyarlı, vatandaş olarak bizim duyarlı olmamız lazım. Yani her insanın başına bir asker, bir polis, bir savcı, bir hakim dikemesin. Evet. Yani her şey burada başlar, vicdanda başlar. Şimdi adam geliyor diyor ki ya işte muhtarım gittim olmadı. Niye olmadı? İşte belgen, bilgin, her şeyin var. Memur demiş ki olmaz. Muhtar buna bunu yapsın sonra gel. Aynı belgeyi aynı memura götürüyorum. Biraz sesimi yükselttiğim zaman müdürü geliyor. Amiri şefi geliyor. Hayırdır diyorum ki bunu bu arkadaş yapmamış. Bunun eksiği ne? Bakıyor. Ver muhtarım ben yapayım. Yok kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu adamın görevi de aynı görevi yapmıyor musunuz burada? Kanun sende ayrı onda ayrı mı ki? Bu adam yapacak. Yani böyle de kötüye kullananlar çok fazla. İnsanlar uygulamada sıkıntılar yaşıyor. Uygulamada çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani genelde de biz hangi kuruma gitsek kurumların tamamında aynı şikayet diyoruz. Personelimiz yeterli değil. Fiziki alanımız iyi değil. Öyle mi değil mi hocam? Evet. Hangi kuruma gitsek bu şikayeti duyuyoruz. Yani bunlar bahane olmaması lazım. Bunlar insanlara, vatandaşa yansıtılmaması lazım. Madem orada görev yapıyorsan hakkıyla. Muhtarım biz yavaş yavaş sohbet ortamında biz insan hakları konuşurken sohbetimizin de programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Ben son sözlerinizi almak istiyorum. İnsan Hakları Kurulu üyesi olarak neler söylemek istersiniz? Biz ne mesaj vermek istersiniz? Kurul olarak zaten o eksikliğimizi gördük. İşte billboardlara ve kamu spotu gibi ama genel merkez, başbakanlık bazında, il bazında değil. Onu yaptırmanın mücadelesini veriyoruz. Gerçekten de 81 ilin içerisinde en iyi çalışan kurul Şanlıurfa'nın İl İnsan Hakları Kurulu'dur. Bunu biz şifayen demiyoruz. Bu genel araştırma sonucunda çıkan sonuç bu. Tabii dediğim gibi insanların herkesi başına asker polis dikemezsin. Biraz da insanlar vicdanlı olmalı lazım. Karşısındaki insana saygı duyması lazım. İşte eş hanımına, hanım çocuğuna, herkes birbirine saygılı olmak zorunda. Yani senin özgürlük hakkın beni kısıtlıyorsa bunun adı ne özgürlüktür ne demokrasidir. Evet. Herkes vicdani boyutta bu olaya yanaşması lazım. Böyle bir program yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Allah'ınız olsun. Hocam son sözleriniz nelerdir? Ne mesaj vermek istersiniz izleyicilerimize? Şimdi burada insan olarak herkesin alması gereken hizmetleri rahat kendisine ulaşabileceği şekilde alabilmesi gerekir. Yani bunun artık Türkiye'nin her tarafında bu hizmetler sunuluyor. Başta eğitim olsun, sağlık olsun, adalet olsun, diğer hizmetleri de bunu alabilecek şekilde. Bunda bir sıkıntı, eksiklik gördükleri zaman bundan rahatsızlık duydukları konuları başta insan hakları birimleri olmak üzere ilgili mercilere iletmekten rahatsızlık duymasınlar. Yani çözüm noktasında bireysel bazlı bir takım sözlü veya diyelim fiili hareketlerden ziyade yasal anlamdaki süreçlerin takip edilip öyle sonuçlandırılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Yeter ki biz kendi olarak haklarımızı bilelim. Bu haklarımız için çözüm noktalarının neresi olduğu, mesela bunlardan birinin de İnsan Hakları Komisyonu'nun ilde ve ilçelerde bunun şubeleri var, birimleri var. Oralarda da bu problemleri çözebilecek kişilerin olduğunu vatandaşların bilmesi gerekiyor. Buralara başvurup buralarda çözüm yollarını aramalarını öneriyorum ben. Yani kendi bireysel hareketleri dışında kanunların ve kendisine tanınan hakların kanunlar tarafıyla, yasalarla istenmesi kimseyi kırıp dökmeden olacak bir şekilde olacak diye söylüyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
buraya geldiğiniz için, izleyicilerimize bu bilgileri aktardığınız için. Dilşah Hanım, siz İnsan Hakları Kurumu'nun aynı zamanda bayan üyesisiniz. Evet, tek kadın meclis başkanı olmamdan dolayı. Evet. Urfa'da o kadar üye içerisinde herhalde tek kadın üyesi benim. Gerçekten de Şanlıurfa'da İl İnsan Hakları Koordinasyon Kurulumuz çok güzel çalışıyor. Bunun yanında kuruluşlar, kamu kurumları, işte bireyler veya işte basın, medya çok önemli bu konuda tanıtım, İnsan Hakları Koordinasyon Kurulu'nun tanıtım aşamasında. Şu da bir gerçek, evet, insanlar, çocuklar haklarını artık öğreniyor, biliyor, istiyorlar. Kadınlar, işte hasta hakları, her yerde bir hak var. Ama hakkımızı isterken de başkalarının hakkını yememeliyiz. Yani buna da dikkat, bilinçli hareket etmemiz gerekir. İnsanların haklarının ihlalinin olmaması ve herkesin bu şeyde eşit bir şekilde faydalanması, adaletli bir şekilde faydalanması bir dünya temennisiyle öncelikle insan hakları gününüzü kutluyorum. Ve size Ruha TV ailesine bu güzel programda bizi İl İnsan Hakları Koordinasyon Kurulu'nun temsilen anlattığımız için de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben size... İbrahim Akbaş. Bu işin aslında hamallığını yapan, yorulan, evet, hamurun arkada mutfakta yoğuran İbrahim Akbaş'a da teşekkür etmek kurul lazım. Kurul üyesi İbrahim Akbaş'a biz de buradan teşekkür ediyoruz. Hukuk işleri şefidir aynı zamanda kendisi. İbrahim Bey'e çalışmalarına başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Buraya geldiğiniz için, bu bilgileri verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Umarız ki hakların ihlal edilmediği bir dünyaya, evet, geçiş yaparız. Bu sadece Şanlıurfa, Türkiye değil, bütün dünya için. Özellikle ezilen, mağdur edilen ve Birleşmiş Milletler tarafından görülmeyen ülkeler için bu temennimizi yeniliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli Ruha TV izleyicileri, biz insan hakları konusunu bu akşam sizlerle paylaştık. Değerli konuklarımız bunu sizlere aktardılar. Benim de aşizane görüşüm, biz çocukların belleklerine, bilinçaltına, insan haklarını şimdiden hocamız, Recep hocamızın dediği gibi canlı olduktan sonraki hakları vardır. Biz de o çocuklarımızın, geleceğimizin haklarını isterken kırıp dökmeden yasalar çerçevesinde ve kendi hakkını isterken karşı taraftaki insanın hakkını ihlal etmeden istemesini sağlamak için iki deyim vardır, iki cümle vardır. Onları çocuklarımıza ezberletmemiz lazım. Birincisi, teşekkürü öğretmeliyiz, teşekkür ederim demeliyiz çocuklara. İkincisi, sen de haklı olabilirsin. Bunu çocuklarımıza ezberlettiğimiz zaman, bu kavramları sonradan için doldurduğumuz zaman umuyorum ki kırıp dökmeden haklarını arayan bir nesil oluşur ve savaşın çocukları tahrip edilmiş bir gelecek olmaz diye temenni ediyoruz, düşünüyoruz. Bu anlamda Dünya İnsan Hakları Günü'nün acılar içerisinde kutladığımız bu günü umuyoruz ki gelecek yıl böyle acılar içerisinde, kan ve gözyaşı içerisinde kutlamayız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler.